Yok, günün Önemli değil sonunda ya. ben sevgilimi öpeceksem o Ya biraz çocuk şey ilk ya. buluşma ilk. Öpme abi. Tekrar ben dost. Ben lolos. Ben ilk buluşma ya. Ya öpeceğim ya. Ya bir Öpmeden olur date'e mu? çıkmışsınız. Kız diyor ki ilk date'e Ya çıkmışsınız diyor. Sigara ben içiyor. Öpmeyi ver. İlk buluşmada öpmeyi ver ya. size bir şey anlatmak istiyorum. Amerika'dayım. 8 yıldır Amerika'dayım. Bir kızla date'e çıktım. Bu 4. yıl falan yani. Eski bir anı. Evet. Kızla olmadı. Dedim ki neden olmadı dedim ya. Neden dedim. Her şey çok iyi geçmişti. Çok iyi konuşuyorduk. Buluştuk ettik. Neden olmadı dedim ya. Kız dedi ki ilk gün buluştuktan sonra beni öpmedin dedi ya. Amerikan kültürü dostum. Anlamıyorsun. Ben öpeceğim. Öpeceğim. Böyle bir şey var mı? Lan orası Amerika, burası İstanbul lan. Türkiye burası. Olsun ben Amerikalıyım öpeceğim. Ama o yüzden de sigara önemli bir konu benim için yani. Olmuyor dostum. Olmuyor. Burada bir tane çok yakın erkek arkadaş, sen de çok iyi tanıyorsun çocuğu. Seni de çok seven bir çocuk. Erkek arkadaşı, normal arkadaşı. Tamam mı? Çok yakın arkadaşı. Sen de çok iyi tanıyorsun. Beraber tatile gidiyorlar. Aynı odayı almışlar daha uyguna gitmek için. Sen ama gelemiyorsun. Normalde sen de gelsen üçünüz kalacaksınız belki de ama sen Üçümüz. gidemiyorsun. Ya arkadaşı be kardeşim yere yatacak o. Uber'den Bu alışmışım. sende problem olur mu? Davet edilmişsin ama sen. Kendi işin yüzünden Davet gelemiyorsun. edilmişsin. Sen demiş ki canım benim işte işlerim yoğun siz gidin. Çağrı. Bu soruyu gerçekten sorduysan sen beni tanıyamamışsın dostum. Abi ben seni tanıyorum. İnsanlar da tanısın Ama istediğim biz için soruyorum. tanımıyoruz. O arkadaşlar tanımıyor şimdi. O zaman diyorum ki böyle bir şeye okey olan adam gavattır. Ya. Canının boyu ben canını bu arada gördüm daha önce. Ya kardeşim Şimdi sen de mikrofona birini yumruk gördüğün atacağım birini şimdi tanıdın ya. okey yeter be. Ama Herkesi gördüm. görmüş Ama ya. gördüm. Geçen bir Etkinlikte yerde karşılaştık. denk geldiniz değil mi? Evet. Yani bir denk geldik. 1-2 hafta önce bir yerde Tamam, kaçtı boyu? uzundu. Ya da topuklu vardı. Baktın Dikkat etmedim. yani. Uzundu. Tabii canım uzun ince bir Baktın kızdı gayet. yani. Tabii Uzun canım. ince bir Keşfet olay. canavarı Tamam. Yani bir 1,75'i vardı gibi geldi bana ama topuk. 1,74. Bir 1 santimini Bak, kaçırdın. nasıl? Göz var, nizam var. Elektronikte biraz Elektronik daha şeyim, ılımanım ama onu da çok hoşlanmıyorum öyle söyleyeyim. sokmuyor. Tamam hayatım, sen nasıl Sana istersen. seçenek Allah çıkarıyoruz, onu da Allah. beğenmiyorsun. Ya hayatım falan diyor Çağrı, daha bir şey Diyebilir demedim abi, ben. diyebilir. Hayır efendim diyemez. Ben ne Hayır diyeyim o de. zaman? Sen de Pardon. diyebilirsin. No. Benim hayatım hayatım diyemez. İzin Oo. vermiyorum. Sinan senin hayatın mı? Bakalım şimdi seni seçecek mi yani? Kimin hayatı? Onun Onu seçecek. hayatı mı peki? Onun dünyasında onun hayatı. Senin Güzel dünyanda soru. senin Öyle bir hayatın. hayat yoksa Hayır hocam. işte No. ama benim için diyemez. Ya kendi eşyalarımı ayrı yıkıyordum ama Ben hatta çok kullanmadım bile. saçma. Bakıyordum Bir bu dakika, bir deterjan dakika. Niye farklı bir eşi markaydı. yıkamıyordu? Neden eşi yıkamıyordu Eşyalar. Yani Bak. bu. Kolay Ama gelsin ikinizin arkadaşlar eşyaları ama ayrı bir ayrı mı problem yıkanıyor? Bu var. nasıl Bak, evlilik? ona O bile zaman niye takıldım bak. evlendin? Ona böyle. Niye evlendiniz? Niye ayrı ayrı yıkıyordunuz ya? Farklı Farklı mı bir kaldı? ortamdan bahsediyoruz. Değişmek isteyenler Instagram, Yıkamıyordunuz o Twitter zaman. Sen aynı ne şey yaşadın Gökhan ya? Evet, o olarak. an mı karakteri ortaya çıktı kadının? Aa evet yapmış. Vallahi Her öyle oldu. şeyini mi Ben de ayırıyordu anladım. yani? Yani. Yapmıştır. Vallahi yemeği bile ayrıydı ya. Ben yemek yiyeceğim. Oha. Bakıyorum ben yedim Ya zaten başarımı diyor. Sen ödediniz kendi yemeğini affedersiniz yapmıyor de. ya. Bir Böyle şey şey mi olur diyeceğim. ya? Ulan Evlenme istersen Anlattık Ya çocuğun vallahi Allah evlendik belasını ya. versin. Böyle nasıl bir şey ya bu? Ah be Gökhan'ım ya. Ya ben çok acı Üzüldüm çektim ya. ben. O yüzden böyle oldum Gökhan ben. sakin ol. Acı şu an. Geçecek. Ben çok acı çektim ya. Boşuna böyle olmadık ya. Gökhan gibi bir Amerika işte sahiplenici bir hareket sergilemesi. Yani şu an örneklendiremiyorum ama. Yani Ben hesabı mı ödesin? anlamıyorum. Ben Yok anlamıyorum. hesabı Yanına ödemeyiz. bak, köpek gezdirir gibi ne yaparsa hoşuna gider, ne yaparsa şey yaparsın diye soru soruluyor burada. Benim gözümde Çağrı Ergün sokakta Dobby'yi gezdirirken insanlar Dobby'yi seviyor, Çağrı'nın da hoşuna gidiyor gibi bir sahne geldi neden? Ünlüleri falan düşünmezdim böyle bir durumda. O anda sevdiğim ya da flörtleştiğim
beğendiğim bir kız varsa karakter olarak onu ya isterdim. Ya Gökhan ben ağzına ben burnuna şimdi sıçacaklar. Güzel cevaplar ver ya. Aynen. Sen politik konuşuyorsun ne ya. Ne diyeyim ya? Jennifer Lopez diyeyim o zaman. Diyor. Yok diyor kalbimin. Jennifer Lopez derdim. Kocaman götür. Jennifer Lopez de o zaman. Jennifer Lopez derdim. Akşam yemeğinde sonra götürü yerdim direkt. İyi mi? Oldu. Allah Allah. Şimdi oldu. Tamam bu. Jennifer Lopez. Kalbimin oldu işte böyle. Kalbim kime çarptı sonra yemek yerdim. Dünya gene düşmezler. Düşün ya. Allah ne demek düşünmüyorum. Evet ya. Olur mu? Ya yüz güzelliği şöyle gelip geçici bir şey. Alışıyorsun yüzüne baka baka. Dünyanın en güzel ya da en çirkin kızı olsa bile o bir süre sonra normal gelmeye başlıyor. Doğru. Ama ya şey mi demek istiyorsun Gökhan Öner? Ne olabilir? Gökhan, evet. Gökhan Öner şunu mu demek istiyorsun? Yüz güzelliğine doyum olur, göt güzelliğine doyulmaz mı demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Öyle diyor, öyle diyor. Öyle diyorum. Kesinlikle öyle diyorum. Ve bir ay sonra poposu gitti kız. Yani ayrılır mısın götü gitti diye. Nasıl gidiyor ya götü Canan anlayamadım. Squat'ı bıraktı. Kız squat'la poposu vardı. Çok güzeldi. Sporu bıraktı. Teşvik ederim ve tekrar gitti. Squat'a başlaması için. Onu ha, başlamadı. Madem konusu açıldı direkt örneklendireyim. Benim bir tane Uber videosunda bir tane arkadaki yolcular iki kadın bir erkek gruba gidiyorlardı. Ben de dedim giderken hani beni de bir öpün dedim. Kadın direkt dudağımdan öptü. Ben yanağımdan bekliyordum ama dudağımdan öptü mesela. Bu geçmişte kalan bir şey hadi. Gelecekte böyle bir şey olsa problem olur mu sizin için? E tabii ki. Yok yani. 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 Yok, yani. Yok, bir dakika bir dakika. Canım niye bıraktın ki? Niye problem olsun ya? Manyak mısın? Devam et normal. Takıl. Ben anlamıyorum ki. Eve gelince şey diyormuş. Rahat ol ya. Parma sardırıyorsun akşama kadar bize. Sen sokaklarda millete kendini öptürüyorsun. Ama akşam eve geldiğimde yine sevgilimin... Ama yani. Fatih diyorum işte. Aynı zahmet olacak. Peki hobilerimizi paylaşacağız edeceğiz. Bir gün senin hobin, bir gün benim hobim gibi. Beni balık tutmaya götürüp kuş tutturur musun? Tuttururum. Ben yanlışlıkla tuta tuta artık pelikan tutmayı öğrenmiş bir insanım. Sen iste ben sana pelikan tuttururum. Yani her an her şey olup yanlışlıkla bugün seni de tutabilirim mi diyorsun? Demek her an her istiyorsun. Şey olabilir. Kesinlikle öyle diyorum. Tamam. Ben hattı çektim, elektriği aldım. Oltanın evet. Ucuna solucan takıyorsunuz mu Gökhan? Oltanın ucuna ne takarsan tak. Gelecek olan zaten gelir. Sen de çok evet arkadaşlar. Ben de bayağı şaşırdım bu arada. Ben de çok şaşırdım. Yani. Bu üçlüyü... Duymuyorlar değil mi şu an? Duyuyorlar şu anda. Nasıl yani? Aa bir dakika. Pardon. Biz neredeyiz? Eleme odasına geçiyoruz. Aa yan odadan bir şeyler söylediler. Gitsenize. Lan Mami Sala bizi alsana alt odaya. Öbür kızların yorumunu duyduk. Şaşırmışlar onlar. Uyuyor abi. Reji uyuyor galiba ya. Ömen var mı mesela? Nerelerinde? Evet bak tam burada anka kuşu var. Yeniden doğuşun sembolü. Yani senle. Nerede anka kuşu var? Görünmüyor. Burada. Kanatları mı sağlı sollu? Kanat her mı onlar? Renkli. Evet. O kanatları çırptırabilirdin Gökhan. Ve bu arada hani yani o anka kuşunu oradan uçururturdu yani. Gökhan'ı ben tanıyoruz ben biraz. Evet. Kaybet. Benim 1.64 boyum. 37 ayak numaram. He. Bak ben boya göre. Üzgünüm. 37 ideal ya. Yani o boya. Kalıpçı bence mısın kanka? Neye göre ideal? Onu anlayamadım. Ben de bu arada söyleyeyim ayak numaram. Boyum 1.97. Ayak numaram 54. Sorun olur mu? Maşallah. Maşallah çağır. Maşallah. Şaka yapayım. Zaten hatırlıyorum. Kapının girişinde bu kadar ayakkabı vardı. Ben maket zannettim ilk. Gerçekmiş. Evet benim kuzenim de öyle. Bence love demişti. Host demişti. Özür dilerim Gökhan. Neden Sinan? Ben Amerika bilmem. Ben yurdumu bilirim. Ya geleceğim ya geleceğim. Gel benimle. Sen bende yok ama. Biz evlenemeyiz sen. Evlenemeyiz ya. Ama orada kıyarız geri geliriz. Ne olacak tanımazsın var. Ya Sinoş ya. Allah bırak ya. Zaten ha. Üzülüyor bir de. Eledin. Oo sefam olsun. İyi ki delemişim.
İyi ki denemiştim. İyi ki. Senden bir şey beklemiştim. İyi ki de beklememişim ama en son. Lav demişti. Nasıl ya? Nasıl? Mezarına lilyanmış gelir. Bunu söylemiştim. Hani göbekli erkek verdi. Ben de spora başladım. Desene bunu. Klip mi çekiyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Sen karışma Çağrı aramızda. Aranızda olabilirdi, artık olamaz, eledin. Artık olamaz, lanet olsun ya. Bu kıza bu yaptığın ikinci şeyler. Ya nasıl ya? Host oldu. Ne kadar sevsen de az işte, ne kadar istesen de nafile, sen de çok kırdın telafide, katman etse katıldım işte. Fiziğin attığında, gülüşü attığında, tüfünü sardığında, sigara yaktığında, başa dönüyorum ya. Bugüne baktığımda sinema farkında, bebeğim şimdi yerinde misin ha? Yaşardık ya bu boku doyasıya. Trip atıp sakın beni arama, artık piç oldum girerim kanına. Farklı bir dünya, sanki bir rüya, aşkta bir gül ya. Neden Eyşan, neden? Neden? Ben tahmin etmiyordum buraya geleceğimi. Sırf bu yüzden Meyşan. Gerçekten tahmin etmiyordum. Bu arada Ayda love demişti. Yine Amerika'ya yalnız döneceğim galiba. Vay be Rüştü, sana inanmıştım. Ya ben bana nasıl inandın onu anlamadım ya. Bu arada ben de Büşra hani birazcık daha forslasın, güven vermeye çalışsın falan diye laf attım da yok yani, onu da yapmadı aslında. Ben gerçekten hiç beklemiyordum buraya geleceğimi. Yani sırf bu yüzden mi hayır dedin yoksa başka bir sebepten mi? Yani gerçekten beğenmediğim, ben zurna olduğum için mi? O nasıl bir tabir? Bu arada yani ben yani yeni ciddi ilişkiden çıktım. Tamamen hani öyle bir değerlendirme yapmadan direkt host dedim. Ben çok yanlış kararlar verdim galiba bugün. Yo, bir ara çok güzel kararlar verdim. Bayağı love love love'dı. İşte host... Son dörtlüde eledi. İki tane bence host vardı. 3-4 tane love vardı. Sonra hep love'ları elemeye devam ettin. Balık tutmaya diye gidip yine pelikan avladı. Bir şeyleri yanlış yapıyorum ben bu hayatta. Bu sefer oldu, taşa mı taktı?